bu ülkenin hukuk eli ile bir siyasi iktidara nasıl tamamen tabi kılınmasının, bu hukuk sisteminin nasıl alt üst edildiğinin tipik bir örneği. Bu ülkede milyonlarca insan, bakın milyonlarca insan adliye koridorlarında yıllarca süren davalarından adalet bekliyorlar. 14 günde şu hız, yani umarım bütün davalara, bütün bu ülkedeki yürüyen ihtilaflara da yansır. Hepsinde aynı ehemmiyeti gösterirler. Şimdi biz bu ışınlanmalara çok alışığız. Yani bu Yargıtay'da bir gün bile çalışmadan Yargıtay kontenjanından Anayasa Mahkemesi'ne ışınlanarak işte bu ve benzer olaylarda hak ihlali değerlendirmesi yapmak üzere görevlendirilen ışık hızıyla oralara giden, yükselen kişileri de biliyoruz. Ya bakın karşımızda İstanbul'a alenen ve fiilen çökmeye hazırlanan, bunun için gerekirse hukuk yollarını, gerekirse hukuku kullanarak başka operasyonları yapmaktan çekinmeyen ve çekinmeyecek olan bir irade var. Önce bunun altını çizelim. Ahmak davası da, ondan sonra kurgulanan, efendim teröre iltisaklı, terörle irtibatlı kişilerin işe alındığı şeklindeki İçişleri Bakanlığı'ndan savcılığa gönderilen müfettiş raporu da bu planın, bu operasyonun birer parçalarıdır. Şimdi öyle bir yargılamayla biz karşı karşıya kaldık ki, bu ülkenin en acil gündemidir bu Gökmen Karadağ. Biz bunu her aşamada atladık ve atlıyoruz, hala da atlıyoruz. Yani 60 HDP'li belediyeye kayyum atandığında da, hukuksuz bir şekilde kayyum atandığında da biz bunu alışkanlık haline getirerek, alıştırılarak geçiştirdik. Biz bunu sineye çektik. Normalmiş gibi bize gösterildi ve dediğim gibi bir tepkisizlikle geldi geçti. Ama üzerine hukuksuzluklar inşa edilmeye devam etti. Bakın gezi tutukluları, gezi tutsakları bugün istinaf bu hukuksuz kararları onadı. Kavala hala içeride tutulmaya o kararlarla devam ediyor. Orada da sessiz kaldık. Demirtaş'ın tutukluluğunda da sessiz kaldık. Şimdi geldi bu sarı öküz hikayesi devam ede ahmak davasına kadar ilerledi. Ya bir hakimin bana rüşvet teklif ettiler ve şantaj yaptılar. Eğer istedikleri kararı vermezsem beni süreceklerini söylediler ya da istedikleri kararı verirsem ağır ceza reisi yapacaklarını söylediler şeklindeki bir iddia bile araştırılmadı. Bu ülke HSK ve YSK eli ile, bakın iki kurum eliyle, siyasallaşmış iki kurum eli ile önce rejim değiştirilip bugün de kalıcı hale getirilmeye çalışılıyor. HSK, arkadaş sizin göreviniz nedir? Siz neyi soruşturacaksınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli davalarından birisi, 16 milyon bir seçmenin iradesiyle seçtiği bir belediye başkanının görevden alınması, o siyasi iradenin ortadan kaldırılması, seçmenlerinin haklarının boşa düşecek olmasına sebebiyet verecek bir dava hakkında deve dişi gibi iddialar var orta yerde. Hakimi de yalanlamadı. Bir hakim diyor ki iddiaya göre, daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına göre, bu talepte bulunan, kendisine bu rüşveti ya da bu şantajı yaptığı iddia edilen kişinin o adliyenin başsavcısı olduğu bile söylendi. Böyle bir iddia üzerinden yürümüş bir dava orta yerde dururken HSK kılını kıpırdatmıyor, kılını. Bu nasıl bir kurgudur? Karardan bir gün önce saray mahvilleri tarafından, siyasi iktidar tarafından bu davanın kaderi hakkında bir toplantı yapılacak. O toplantıya Adalet Bakanı katıldığı iddia edilecek.
O toplantıya katıldığı iddia edilen hiç kimseden bugüne kadar bir yalanlama gelmeyecek ve biz adil bir yargılama sonucu, adil hukuka uygun bir karar verildiğine inanacağız. Öyle mi? Aklımızla mı alay ediyorsunuz, bizi aptal yerine mi koyuyorsunuz? Esas ahmak yerine koydukları biziz. Bu 84 milyona ve 16 milyon İstanbulluya diyorlar ki siz ahmaksınız arkadaş. Sizin önünüzde böyle kurgu davalar kurarız, böyle kararlara imza atarız, böyle hükümlerle sizin seçtiğiniz belediye başkanınızı alır, yerine kayyum olarak atar, o belediyeye çökeriz. Bunu söylüyorlar, buna bile tepkisiz kalan bir toplum haline geldik. Şimdi gerekçe de çıkmış, ya bir gerekçe okuyorum 17 sayfasını satır satır, ben hayatımda böyle gerekçe görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Ya hakkında takdiri indirim uygulamıyor. Yani bakın bir hakim 1/6 oranında cezadan indirim yapabilir. Türk Ceza Kanunu 62. maddesi gereği. Bunu uygulamaması halinde sanık lehine olduğu için bunun gerekçesini ortaya koymak durumundadır. Şimdi buna diyor ki ya diyor ordu valisi diye ordu valisiyle diyor Ekrem İmamoğlu arasında diyor bir diyor şey var diyor. Dava var, hakaret davası var. Bu davadan da diyor ceza verildi diyor. Ekrem İmamoğlu hakkında. Bakın esas facia bundan sonra geliyor. Her ne kadar diyor bu diyor Yargıtay aşamasında ve henüz kesinleşmemiş ise de bu husus sanığın geçmişiyle ilgili mahkememizde olumsuz bir kanaat oluşturmuştur diyor. Ya ey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ey halkım, bakın masumiyet karinesi ortaçağ engizisyon yargılamasından sonra çok uzun uzun yıllarda bu ülkeler, bu insanlık tarihi ne bedeller ödeyerek elde ettiği bir haktır. Masumiyet karinesi. Yani kesinleşmiş bir mahkeme hükmü olmadan hiç kimsenin suçlanamayacağı, lekelenemeyeceği şeklindeki hak. Yani bu hak diyor ki Ekrem İmamoğlu hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadan